yıllarca süren bir ağır tecrit durum mevcut İmralı Ada Hapishanesi'nde. Sayın Öcalan ve diğer hükümler üzerinde ağır bir tecrit durumu ve topluma sirayet eden bambaşka bir olgu. Bu gerçekliğin aslında toplum nezdinde hala ciddi anlamda karşılık bulamaması, yani ciddi bir tahribat yaratmakta. İşte hukuki anlamda değinmemiz gereken nokta bu. Eğer iletişim hali yoksa İmralı Adası'yla ve aynı şekilde Sayın Abdullah Öcalan ve avukatları, Sayın Abdullah Öcalan ve ailesiyle bir bütüne, buradaki kopukluk hukuken hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir anlam ifade etmiyordan kastımız şu. Yani hukuken aslında kişi disiplin cezası alsa bile, yani altını çiziyorum, hukuken kişi disiplin cezası alsa bile kişinin avukat görüşü kısıtlanamaz. Yani kanunla, mevzuatla korunmuş bir hak. Aileyle kısıtlanabilir, telefon görüşmesi kısıtlanabilir, fiziki görüşmeler kısıtlanabilir ama avukat görüşmesi kısıtlanamaz. Nedeni de apaçıktır. Çünkü bir disiplin cezası varsa şayet disiplin cezasına karşılık verebileceğin refleks şudur. Avukat müvekkiliyle görüşür, müvekkille bir istişare yapar. Der ki şu olay şu vakitte gerçekleşti. Bundan kaynaklı ilgili yerlere ya da ilgili kurumlara itirazlarımızı yapmaya başlayalım. Ya da itiraz yapılacaksa şayet. Yani bu uygun ortam bile Adalet Bakanlığı tarafından sağlanmamaktı yani. Şimdi sağlanmaması 2011 yılından parçalı bir şekilde, yine kesintisiz diyoruz ama parçalı bir şekilde birkaç görüşme alınıyor. Yine yıllara yayılan bir ağır tecrit durumu mevcut. Şimdi yıllara yayılan bir ağır tecrit durumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman olay bambaşka bir evreye evriliyor. Çünkü sirayet ettiği konum itibariyle hayatın her alanına sirayet ediyor. 2011 yılından beri hayatın her alanına sirayet ettiği dediğimiz şeyleri isterseniz birkaç başlıklı örneklendireyim. Mesela kayıp yakınları İstanbul'da 1000 haftayı aşkındır. Yani yakınlarından, akrabalarından, aile bireylerinden yani haber, yani orada haber alma ya da akıbetlerini öğrenme durumunu gerçekleştirmek istiyorlar. Ama gel gör ki bu kişilerin etrafı robokoplarla, NATO bariyerleriyle, başka sokaklara açılmayacak şekilde sadece 10 kişi, 50 kişinin kalabileceği şekilde etrafı yüzlerce, binlerce polisle çevrili ve hiçbir şekilde dışarıya bir temas edemeyecekleri ortam oluşturuluyor. Yani bu başlı başına bir tecrit. Yani sirayet ettiği konum itibariyle söylüyorum. Oradaki açıklamaya bile tecrit duyguluyor. Mevcut iktidar tarafından ötekileştirilen HDP ve aynı şekilde tabanı, halk bir bütüne, partisiyle bütünleşme noktasında hem medya kolunu, özellikle devlet, şu anki mevcut iktidar kırmaya çalıştı. Yani iktidarın görevi bu değildir ki. İktidarın görevi bambaşka bir olay. Yani iktidar, yani halkı belli bir seviyede refahta tutma. Ama gel gör ki geldiğimiz konum itibariyle HDP'ye uyguladığı, HDP'nin aynı şekilde tabanına uyguladığı bir tecrit durumu mevcut. Tecrit durumu nereden anlayabiliyoruz? Herhangi bir açıklamasına gittiğimiz zaman etrafları hemen kapatılıyor. 2015'ten beri medya organlarından sürekli olarak bahsedilen bir argüman da şuydu yani. Mesela görüşme alınamama durumunun aslında tamamen siyasi olmadığı, hukuki çerçevede deniz aracının olmaması, tam deniz aracı olmayacaksa Sayın Öcalan'ın ailesi, aynı şekilde diğer orada İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan aile bireyleri orada şey yapabilirler, yani deniz aracı tutabilirler. Yani bunu zaten imtiyazı onlara verdiğiniz an kendileri bunu sağlayabilir. Normalde bunu devlet sağlaması gerekiyor. Ama bir bütüne bunu bile aile sağlayabilecekken yani onu bile izin vermiyorlar. Deniz aracı bozuk diye aylarca, yıllarca bunu sekte uğrattılar, bu görüşme sürecini. Bir bütüne ağır tecrit hali diyoruz. Kişi hakkında disiplin soruşturması var en başta değindiğimiz ama disiplin soruşturmasının ayrıntısını kimse öğrenemiyor. Bunun hukuki sürecini nasıl takip edeceğiz? Yani başlı başına ağır tecrit hali zaten ciddi bir hukuki yani süreçte sekteye uğratıyor. Çünkü hukuksuzluğun kendisidir tecrit. Yani şöyle değerlendirmek gerekiyor. Sirayet ediyor diyoruz. Her yere sirayet ediyor. Ve artık kişiler yani kendini özgür bir şekilde bile ifade edemiyor bu noktada. Yani belli kameralar, belli insanlar tarafından izlendiğini
ve hakeza aynı şekilde belli noktalardan takip edildiğini düşünüyor ve ağır tecrit halinde herkes, toplumun tamamı tecrit altına almaya çalışıyorsunuz. Bunu sadece İmralı Adı hapishanesiyle değil, toplumun tamamına yaydığınız aynı ciddi, yani ötekileştirici, ayrıştırıcı politikalardan ötürüdür. Yani düşündüğünüz zaman toplum aslında birleştirici gücü kendisi gibi toplum kuruluşlarıyla, dernekleriyle, ulusal ve uluslararası mekanizmalarla, hak savunuculuğu yürüten bireyler, toplumsal kurumlarla, bunların bir bütüne bir araya gelmesiyle aslında oluşacak karşı bir argümanla iktidarın bu hukuk tanımazlığı sonlandırılabilir. Bizim bu noktada hukuk tanımazlığa yapacağımız panzehir aynı şekilde ana muhalefet partisidir, diğer muhalefet partileridir. Bir araya gelmesi gerekiyor. En azından ilgili görevlilerin bir araya gelmesi gerekiyor. Şu kimliğiyle ön plana çıkmış bireylerin ciddi anlamda ses çıkarması gerekiyor. Baroların kendi misyonunu artık ciddi anlamda yerine getirmesi gerekiyor. Birliğin adım atması gerekiyor. Baro Birliği, birlikten kastımız Baro Birliği. Birliğin aynı şekilde Adalet Bakanlığı'nda ciddi anlamda ilgili başvuruları yapması gerekiyor. Sadece bildirim amacıyla yapmaması gerekiyor. Uluslararası mevzuatın gereği olan kurumların aynı şekilde ciddi anlamda yönelmesi gerekiyor. Yani bir bütüne, yani zincirleme şeklinde aslında hukuksuzluklar İmralı Adası'ndan başlayıp bütün sokak aralarına, bütün mahallelere, bütün kurumlara, bütün şahıslara sirayet edebilmekte. Bunu aşmanın panzehiri hukuk mücadelesidir, ortak hukuk mücadelesidir. Mesela Sayın Öcalan şahsında söylüyorum, oradan çıkan bir cümle bile milyonları aynı şekilde ciddi anlamda yani olumlu yönde etkileyebildiğini biz 2019 sürecinde gözlemledik yani. Hatta 2015-2014 sürecinde insanların nasıl olumlu tepki verdiğini, artık kanın durması gerektiğini, barışın gelmesi gerekliliğini herkes savundu yani. Yani kandan beslenen, ötekileştiren, ayrıştıran ve imha ve inkar politikalarını ciddi anlamda sahada uygulayan bir iktidara karşı yapabileceğiniz en makul şey, yani adı hapishanesindeki tecriti ciddi anlamda en baştan sonlandırmak ve oradan gelecek mesajlarla en azından barışın tesisini sağlamak yani. Ki son 15 yıllık süreçte de izlediğimiz zaman oradan gelen bütün mesajlar, İmralı Adı Hapishanesi'nden gelen bütün mesajların barış üzerine kurulu olduğu, masanın kurulması gerekliliğini, bu toplumun aynı şekilde artık diliyle, kültürüyle bir olması gerekliliğini, birlik anlamında, ciddi anlamda toplumun artık adım atması gerekliliğini savunuyor yani. Orada gelen mesajlar açık yani. Bunu geçmişe gidip eğer incelerseniz, 2013 Nevruz mesela mitinginde gelen bildiri vardı o zaman, bir açıklama vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum yani orada, yani milyonların tek yüreğinde atan cümle şuydu: gerçekten barışa mı eriyoruz ve gerçekten eriyebilirdik yani. Erebilirdik, umarım gelecekte, çok çok yakın bir gelecekte, yani sivil toplum kuruluşların, baroların ve aynı şekilde hak savunuculuğu yürüten kurum ve bireylerin bir arada İmralı Adası'ndaki en azından ağır tecrit halini sonlandırıp görüşme alınması ve ilgili adımların atılmasını talep ediyorum. Yani CPT'yi şöyle değerlendirmek gerekiyor aslında. CPT'nin kendi mesela kuruluş amacı zaten mesela işkence ve kötü muameleye karşı mücadele eden bir uluslararası mekanizma ağı ve ciddi anlamda sağlıklı adımlar atabilmiş bir kurum. Ama iş Türkiye sahasına geldiği zaman, İmralı Adası'na geldiği zaman topu kendisinden atmaya çalışıyor ve bir bütüne toptan kaçmaya çalışıyor. İmralı Adası'na geldiği zaman Sayın Abdullah Öcalan'la görüşme alındı mı, alınmadı mı, bunun bile ayrıntısını vermiyor. Bu sefer CPT'nin gerçek anlamda meşrutiyetini tartışmaya başlıyoruz. Raporlarının sunacağı tarihler olarak da 2020'deki görüşme için 2025'te, 2024'te rapor sunacağını belirtiyor. Bu 4 yıllık süreçte aileler zaten ağır tecrit halinde olan mahpuslara ulaşamıyor ve ciddi anlamda bu iletişimsizlik hali aileler içinde tedirginlik durumu yaratmakta. Kişi, yani atıyorum mesela ağır bir hastalık durumu mevcut. Ağır bir hastalık durumu mevcutsa şayet kişi ağır hastalık durumu mevcut olan hastasından bile haberdar olamıyor ağır tecrit durumunda. Bundan ötürü
CPT görevini aksattığı için, uluslararası mekanizmalardaki bu saygınlığını yerle efsane ettiği için son süreçteki, özellikle 2016-2017'den sonra, yani Türkiye bağlamında aslında, Türkiye sahasında, İmralı Adası'ndan bazen şeyler yapıyordu, görüşmeler yapıyordu, ziyaretler gerçekleştiriyordu. Özellikle en fazla hak ihlalinin gerçekleştirdiği, en fazla ağır tecritlerin gerçekleştirdiği yer, hiçbir şekilde görüşmenin alınmadığı yer İmralı Adası iken bazen görüşme bile almıyordu. Diğer cezaevleri, diğer hapishanelerle görüşme alıyordu ve hiçbir şekilde İmralı'yı gündemine bile almıyordu. Sonraki süreçte ciddi bir tepkiyle karşılaşınca CPT bu politik, en azından politik çizgiyi de yumuşatma, bu ciddi anlamda karşı koyma, hak mücadelesi yürüten kurum ve kuruluşlara, STK'ların, sivil toplum kuruluşların belli bir mücadelesinden sonra şeye gelmek zorunda kaldı, İmralı Adası'na gelmek zorunda kaldı. Sayın Abdullah Öcalanlarla görüştüğünü belirtiyorlar ama bunun ayrıntısını henüz halen vermiş değiller. Yani biz de aslında merak ediyoruz, nereye varmak istiyorlar, nasıl bir yol çizecekler. Ama ciddi anlamda son süreçte, özellikle son 5-6 yılda uluslararası mekanizmalarda ciddi bir etkinliği olan CPT'nin sınıfta kaldığını söyleyebiliriz.